Herkese merhaba. Bugün yine ispat severleri için bir video çekeceğim. Burada ispatlayacağımız bağıntı en eşittir sıfırdan sonsuza toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n kare artı 1'in pi kotanjant hiperbolik pi artı 1 bölü 2'ye eşit olduğunu göstereceğiz. Evet. Gelin şimdi bu ilginç bağıntıyı nasıl elde ediyoruz bir bakalım. Şimdi buna bir s diyelim. Yani toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n kare artı 1 bu işlemin sonucuna s diyelim. Şimdi n kare artı 1'i çarpanlara ayırıyorum. n artı i ile n eksi i'nin çarpımına eşit. Şimdi 1 bölü n artı i çarpı n, n eksi i'yi de basit kesirler şeklinde yazarsak eğer o da 1 bölü n eksi i eksi 1 bölü n artı i şeklinde yazılır. Fakat buradan 2'yi geleceği için önüne 1 bölü 2 yazdım. Yani S bu durumda 1 bölü 2'yi toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü n eksi i'yi eksi 1 bölü n artı i oldu. Şimdi burada n eşittir k eksi 1 dönüşümü yapıyorum. Ki ne olacak o zaman n eşittir sıfırdan baş, başlıyordu. Dolayısıyla k nereden başlıyor olacak? 1'den başlıyor olacak. Bu durumda S eşittir 1 bölü 2'yi çarpı k eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n gördüğüm yere k eksi 1 yazıyorum. k eksi 1 eksi i eksi 1 bölü k eksi 1 artı i oldu. Şimdi burada eşitlik değişmeyeceği için 1 bölü k eksi 1 bölü k'yı ilave ediyorum. Yani şuradaki toplam sayımının içerisindeki bu ifadeye 1 bölü k ilave ediyorum. 1 bölü k çıkartıyorum. Bunu yaptıktan sonra bakın şimdi burada 1 bölü k'yı alıyorum. Şuradan da şunu alıyorum. Yani 1 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 artı i. Şu ikisini kullandım. Eksi Şimdi şundan da şunu kullanacağım. 1 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 eksi i oldu. Bunları da iki toplam sembolün farkı şeklinde yazıyorum. Yani bu durumda s ne olacak? 1 bölü 2 kaçlı birden sonsuza 1 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 artı i eksi 1 bölü 2 toplam sembolü kaçtı birden sonsuza 1 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 eksi i. Şimdi burada 1 bölü k eksi Şuradaki 1 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 artı i. Şuradaki k eksi 1 artı i'yi şöyle yazıyorum. K artı parantez içerisinde eksi 1 artı i. Buradaki k eksi 1 eksi i'yi de k artı eksi 1 eksi i şeklinde yazıyorum. Bu eksi 1 artı i'ye z1 diyorum. Eksi 1 eksi i'ye de z2 diyorum. Karmaşık sayı olarak. Dolayısıyla z1 eksi 1 artı i, z2 de eksi 1 eksi i. Bu durumda şunu yerine ne geldi? Z1 geldi. Şunu yerine ne geldi? Z2 geldi. Yani S bu durumda 1 bölü 2 toplam sembolü K eşitli birden sonsuza 1 bölü K eksi 1 bölü K artı Z1. Eksi 1 bölü 2 toplam sembolü K birden sonsuza 1 bölü K eksi 1 bölü K artı Z2. Şimdi daha önceki videolarımda say Z artı 1'in eksi gama artı toplam sembolü k işte birden 1'den sonsuza 1 bölü k eksi 1 bölü k artı z eşit işte olduğunu göstermiştik. Merak edenler ben linkleri paylaşıyorum. Dolayısıyla o linklere tıklayarak o videoları izleyebilirler. Şimdi burada direkt bunu hazır olarak kullanacağım. Şimdi buradan bunu sola atarsak şu eksi bu evler maskülün sabiti bunu bu tarafa atarsak bu durumda şu toplam sembolü k eşit işte 1'den sonsuza 1 bölü k eksi -1, 1 bölü k artı z neye eşit işte olacaktır? Say z artı 1 artı gama eşit işte olacaktır. Yani şunla, şunların yerine o zaman ne yazabilirim? Şunların yerine ne yazabilirim? Say z1 artı 1 artı gamma bölü 2, şuradan da 2 geldi. Say z artı z1 artı 1 artı gama bölü 2. Şuradan da, şuradan da ne gelecek? Eksi say z2 artı 1 artı gamma bölü 2. Bakın gamalar gitti. Bu durumda. Z1 ve Z2'ye 1 ilave ediyoruz. Dolayısıyla artı 1, eksi 1 onlar da gitti. Geriye ne kaldı? Say i eksi, say eksi i bölü 2'yi kaldı. Demek ki S, yani cevabını aradığımız sorunun cevabı aslında say i eksi, say eksi i bölü 2'yi eşitmiş. Bitti mi? Hayır. Devam ediyoruz. Şimdi bu, buraya kadar geldik. Şimdi gamma Z artı 1 neydi? Z çarpı gamma Z'ti. Gamma üst z neydi? Gama z çarpı say z idi. Say z artı 1 neydi? 1 bölü z artı say z idi. Şimdi şuradaki şu bağıntıda, üçüncü bağıntıda z yerine eksiği i yazarsak bu durumda say bir eksi i eşittir 1 bölü eksi i artı say eksi i. 1 bölü eksi i de iyi eşit. Bu durumda say eksi i neye eşit oluyor? Bunu da sola atarsak eğer say eksi i eşittir. Say 1 -i, eksi i eksi i'ye eşit oluyor. Şimdi bu durumda şuradaki say eksi i gördüğüm yere şuradaki say eksi i yani say 1 eksi i eksi i yazıyorum. Yani eksi say 1 eksi i artı i oldu. Böyle iki. Şimdi say i eksi say 1 eksi i. Bu neye eşit? Şimdi gamma z ile gamma 1 eksi z'nin çarpımının pi kosek, kosekan pi z'ye eşit olduğunu daha önce göstermiştik. Burada hazır olarak kullanıyorum. Şimdi bu bağıntının her iki tarafını z'ye göre türevini alırsak gamma üstü z çarpı gamma 1 eksi z eksi gamma z çarpı gamma üstü 1 eksi z eşittir. Sol taraf böyle oluyor. Sağ taraf pi kosekant pi z'nin türevini alırsak eksi pi kare kosekant pi z kotanjant pi z. Sağ taraf aynen bırakıyorum. Şimdi sol tarafta bazı düzenlemeler yapacağım. Şimdi gamma üstü z çarpı e, daha doğrusu e, gamma üstü z neydi? Gamma z çarpı say z idi. Bakın gamma üstü z gamma z çarpı say z. Dolayısıyla gamma üstü z gördüğüm yere gamma z çarpı say z yazıyorum. Çarpı gamma 1-z. Eksi gamma z çarpı buradaki gamma üstü 1-z yerine de gamma 1-z çarpı say 1-z yazıyorum. Burada ortak olan ne var? Bakın gamma z ile gamma 1 eksi z her iki tarafta da ortak. onu parantezini alıyorum. Gereğine kaldı. Say z eksi say 1 eksi z. Gamma z ile gamma 1 eksi z'nin çarpımı neydi? Pi kosekan pi z idi. Dolayısıyla sağ tarafta da ne var? Eksi pi kare kosekan pi z kotanjant pi z var. Sadeleştirmeleri yaparsak bu durumda say z eksi say 1 eksi z neye eşit oluyor? Eksi pi kotanjant pi z'ye eşit oluyor. Bakın say z eksi say 1 eksi z şu yapı. Bu da z yerine ne gelmiş? i gelmiş. Dolayısıyla cevabını aradığımız ifade buydu. Burada da say z eksi say 1 eksi z'nin de eksi pi kotanjan pi z'ye eşit işte olduğunu gördük. Şimdi z yerine i yazarsak bu durumda say i eksi say 1 eksi i ne olacaktır? Eksi pi kotanjan pi i. Bu durumda Yerine yazarsak S eşittir. Eksi P kotanjant pi I artı I bölü 2 I. Her iki tarafı I'ye bölüyorum. Eksi P kotanjant pi I bölü I artı 1 bölü 2. Şuradaki ifadede de her iki tarafı payı ve payda I ile çarpıyorum. Dolayısıyla ip kotanjan kotanjant EP artı 1 bölü 2 elde ettim. Şimdi kotanjant hiperbolik x, şey, kotanjant hiperbolik x neydi? i kotanjant i Dolayısıyla x gördüğümüz yere ne gelmiş? Pi gelmiş. Yani i e kotanjant ipi e ne olur o zaman? i e kotanjant ipi e ne olur? Kotanjant hiperbolik pi olur. Dolayısıyla burada i e çarpı kotanjant e pi gördüğümüz yere kotanjant hiperbolik pi yazarsak sonuç pi çarpı kotanjant hiperbolik pi artı 1 bölü 2 çıkmış olur. İşte bu sonsuz toplamlı serinin cevabı pi çarpı kotanjant hiperbolik pi artı 1 bölü 2 çıkmış oluyor. Evet birçok bağıntıyı hazır olarak kullandık ama bütün bu bağıntılar kanalımda ispatlarıyla birlikte daha önce yapılmıştı. Merak edenler onları izleyebilirler. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.